Herkese merhabalar. Bugün size yeni bir kulüplük modelimizi tanıtmak istiyorum. Bu kulüplüğümüz yeni geldi. Metal aksesuarlarda renkleri göstermek her zaman kolay olmuyor biliyorsunuz. Bu nedenle videoyla göstermek istedim. Şöyle 4 farklı modelimiz var. Bunlardan 2 tanesi gümüş model, gümüşlü. İki tanesi de light gold'lu. Light gold'lular da kendi içerisinde bir amber rengimiz var. Bir de siyahlı rengimiz var. Diğer iki gümüşlü rengimizde de yine içinde siyah top var. Bir de bej rengi, şöyle mermer desen gibi bir desen var. Bunu yakından göstermek istiyorum. Şöyle baktığınızda kulpluğun çevresindeki halkalar hareketli. Bu şekilde dönebiliyor. Şuradaki top dönüyor. Şuradaki top dönüyor. Bunlar akrilik. Şuradaki vidası da yine bunları sabit tutuyor. Şu parça vidalı. Şu ortadan geçen parça vidalı. Siz bunu çantanıza yuvarlak kısımlarından monte edebilirsiniz. Şu kısma araya bir örgü yapabilirsiniz. İki tane alabilirsiniz tabii bundan. İki tane aldığınızda araya bir örgü yaparsınız. Şu diğer kısmı da çantaya dikerek monte edebilirsiniz. Bu bej modelimizdi. Bu da siyah model. Siyahın metal kısmı gümüş olan modeli bu. Gümüş renkli olan modeli. Şu da light gold siyah. Şuradaki vidalar çıkabiliyor. Şöyle bunları çıkarabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Kaybolursa sap kullanılmaz hale gelir. Bakın böyle çıkarabiliyoruz. Yani tamamıyla şu ortadaki pimi çıkarabiliyorsunuz. Sapı istediğiniz gibi değişik şekillerde de dizayn edebilirsiniz. Size kalmış. Şuradaki vidasından bunu çıkartabilirsiniz. Ben çıkardım. Şimdi tekrardan şöyle geri takayım. Takabilirsem tabii. Bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Evet. Tam dişine gelmesi lazım. Eğik olursa, yani yanlış ev kapmak diye bir tabir var biliyorsunuz. Ev kaptırırsanız ve zorlarsanız burada bir yalama yapma durumu olur. Yalama yaparsa da sap kullanılmaz hale gelir. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde taktım yeniden. Sapı eski haline getirdim. Şu da amber renk diye yükledik bunu. Light gold rengi var sadece bunun metal olarak. Bu da bu şekilde. Yine aynı model aslında. Sadece şuradaki topların renkleri değişiyor bazılarında. Bazılarında da buradaki metallerin renkleri değişiyor. Ölçülerini de göstereyim. Şu yukarıdaki yuvarlak halkanın iç kısmı 3 cm. Dış kısmı da 3.8 cm civarında. Diğer büyük halkanın ise dış kısmı 6.8 santim civarında. İç kısmı ise bakıyorum yaklaşık 5 santim civarında. Sapı boydan boya ölçmek istersek şöyle ölçelim. 11 santimden birazcık fazla. Şöyle yakından göstereyim. Yakından göstermeye çalışıyorum. Netleşmesini bekliyorum. 11 santimden biraz fazla gördüğünüz gibi. Bu şekilde biz bunları web sayfamıza tekli olarak yükleyeceğiz. Tek tek satın alınacak şekilde yükleyeceğiz. İsterseniz siz bunlardan ikişer tane alıp az önce gösterdiğim şekilde arasını örerek sap yapabilirsiniz. Arasını örerek sap yapabilirsiniz derken biz ona benzer bir model gerçekleri de yaptık. Bir tarafını bu şekilde yaptık. Şurada sapları dikmeniz için böce yaptık. Arayı gerçekleriyle birleştirdik. Diğer ucunda yine şöyle yaptık. Bunu yine farklı bir videoda ayrıntılı olarak anlatmak isterim. Sadece fikir vermesi açısından gösteriyorum. Yani iki tane kulpluğun ortasını örebilirsiniz. Diğer kısmına da dikerek veya herhangi bir böce, kanatlı böce mesela web sayfamızda var, alabilirsiniz. Bunun değişik renklerini yaptık. Bir sonraki videoda bunları ayrıntılı olarak izah edeceğim. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Yeni videolarda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum.